Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Kanalda kapak resmine de eklediğim bir video var. 3 hafta önce e, üyelerle paylaşmıştım. Şimdi herkeste paylaştığım bir video var. Gerçi ismini değiştirdim. İşte Fenerbahçe resmi hesabını yapacağı Jorge Jesus hoş geldin video hayırlı olsun diye. Bu video arkadaşlar 3 hafta öncesinin videosu. Zaten e, videoya tıklayıp Girip yoruma baktığınız zaman, o tarihte 31 Mayıs'ın tarihini vermiş ama yorumlara baktığınız zaman orada ilk atılan e, yorumların ne zaman atıldığını göreceksinizdir muhtemelen. 3 hani hafta önce falan yorumlar var. Dikkatlice bakarsınız arkadaşlar. Çok sıkıntı değil. Herkesin korkusu şeydi hocam, Bielsa'daki gibi olur mu? Hani o video çok güzeldi, paylaştın. Sonra sosyal medya paylaştı, sonra diye. E, merak etmeyin arkadaşlar inşallah. Öyle olmayacak. Onu da söyleyeyim. Buğra bir canlı yayın yaptı. 31 Mayıs itibariyle ve orada e, bir müddet ben de izledim. Alexander Sherlock soruldu. Ya, bu oradaki kendince bir cevap verdi ama Sherlock'tan açıklamalar gelmiş. Transfer açıklaması. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Şimdi hem Fenerbahçe hem Beştaş hani Santrafor adayı olarak e, gözüne Sherlock'u kestirdi. Norveç basınına da konuşan golcü futbolcu bu sezon kiralık değil kalıcı olarak gitmek istediğini belirtmiş. Görevimi yerine getiririm demiş. Şimdi Norveç'ten 2014 yılında ayrıldığından bu yana 9 takım için oynadığı hatırlatılmış. Ve hani en uzun süre buçuk yıl oynamış. O da Groningen'de. Orada da çok başarılı olduğu belirtilmiş. Eğer böyle bakarsanız çok iyiyim ya da çok kötüyüm. Ben ihtiyacım olan süreyi aldığımda görevimi yerine getiririm gittiğim her kulüpte bu böyle olmuştur diyor. Tabii Sochi'de macerasının hani ee, bahsediyor. Orada opsiyon hakkın kullanılacak mı diyor. Maddenin süresi geçti. Ancak görüşme yapmak mümkün diyor. Satın alma maddesi geçtikten sonra oynamayacağımı düşündüm. Ama ondan sonra daha fazla güven kazandım. Bu durum beni rahatlattı diyor. Hani ne kadar iyi olabileceğimi gösterdim. Bence en iyi performansımı göstermek için birçok futbolcu zamana güvene ihtiyaç duyar. Hani bunların harika taraftarı var diyor. Kalıcı transfer yapmak istiyorum. Hani Türkiye harika bir futbol ülkesi. Çok güzel anılarım var Türkiye'de. Maç günleri kesinlikle büyüleyiciydim. Hala özlediğim bir durum. Geri dönmekle ilgili soruya cevap verdiğimde ortalık karışıyor demiş. Hani o kadarını düşünmedim ama bu yaz kiralanmak değil, kalıcı bir transfer yapmak istiyorum diyor. Şimdi 26 yaşındaki oyuncu yani bir bu kadar şeyde diyor benim için yani bir buçuk yıldan fazla kalmıyor benim için önemli olan istendiğim ve önemli bir rol oynayacağımı düşündüğüm bir takımda yer almak diyor. Chelsea'da Leipzig veya başka bir takım. Bir takıma gitmek ve yüksek bir seviyede birkaç yıl devamlı göstermek güzel olabilir. Bunun kariyerim için fayda sağlayıp sağlamayacağını görmek güzel olur diyor. Ee, yani. Son iki transferde sezonun başlamasının ardından transfer olduğunu ve bu durumun takım arkadaşlarına ve teknik direktöre alışmak konusunda da zaman geçmesine neden olduğunu söylemiş. Evet, o hazırlık kampı yememek futbolcuların çoğunda sıkıntı yapar. Yani TV2 kanalda Leipzig'in golcu futbolcunun 10-12 milyon Euro bon servis bedeli beklediğini, Sotci adında önümüzdeki hafta görüşeceğini söylüyor. Ben şunu söyleyeyim, ee, kesinlikle ve kesinlikle Schalott birinci tercih. Gibi duruyor ama e, perdenin arkasında başka isimler için çalışılıyor. İsimler için çalışılıyor. Yani bir isim için değil, isimler için çalışılıyor. Perdenin arkasında. Hocam hangi isimler? Şimdi e, onu da diğer videolarda gördünüz. Yani diğer videolar izleyen arkadaşlara saygısızlık olmasın. Şu not konusunda benim ve sizin en büyük çekingeniz ne? Hocam işte Trabzonspor maddesi varmış. Ya onu geçin. O madde kolay bir madde. Yani eğer varsa, öyle bir madde varsa. Arkadaşlar sen 8 milyon euroyu anlaşacaksın. Ya Trabzonspor çıkardım 8 milyon euroyu verdim dese bu Trabzonspor'u zarara sokmak dışında hiçbir şeye yaramaz. Bir e, Trabzon 8 milyon euroyu asla veremez. Hadi diyelim verdi. Hocam o verirsem işte Trabzon'a giderse çok etkili olur. Versin arkadaşlar. Bırakın versin alsınlar. Becerip alsınlar. Size ne? Size ne oluyor? Bırakın alabiliyorlarsa alsınlar. Ya hocam çok sıkıntılı olur. Zaten adamlar şöyle. Zaten adam ya şöyle böyleyle iş yapmayın. Bırakın alabiliyorsa alsınlar arkadaşlar. Neyin yangını yapıyorsunuz? Neyin feryadı bu? Ha benim ve sizin çekingeniz şu. Hocam adam gitmiş Almanya'da tutunamamış. İspanya'da tutunamamış. Bizim Türkiye'de bagını çözdü diyoruz ama yani şu soruyu sorsanız hocam bizim hedefimiz Türkiye Ligi şampiyonluğu sadece? Yani Avrupa'da başarı için gelmedi mi deseniz ha o zaman size katılırım işte. O zaman size katılırım. Tek çekingemiz bu. Ben Charlotte'un giderek olmayacağını düşünmüyorum. Çünkü başka bir isim var. Üstüne çok düşülüyor. Sosyal medyada adı var mı yok mu o konuda bir şey yapmayacağım ama bakalım ne, neler olacak. Fenerbahçe'nin genç gözdesi Tuğbey Akgün diyor. Hatırlayın arkadaşlar bunu da e, Perşembe günkü video şey perşembe diyorum Pazartesi günkü videolarda konuştuk diye hatırlıyorum Pazar günde konuşmuş olabilirim yani Bursa spor forması giyen Tuğbey Akgün'ün Fenerbahçe'nin hedefinde olduğu iddiaları var demiştim 19 yaşındaki orta sağ Hani U19 milli takımda falan da oynamıştı Bu arkadaş Hani çok şey değil ya Çok sıcak değil haberiniz olsun Şimdi şu haber daha sıcak. Fenerbahçe Samuel Lino'yu istiyor. Bak bu haber daha sıcak. Samuel Lino ismini hiç duydunuz mu? Duydum hocam. Medyaya baktım işte sosyal medyada paylaşmışlar. Fenerbahçe alıyor demişler, ediyor demişler. Ben ilk defa duydum. Ya, ben ilk defa duydum. Ama istatistiği falan beni mutlu etti açıkçası. Kesinlikle beni mutlu etti. Niye? Şimdi Fenerbahçe Atletico Madrid forması giyen Samuel Lino'yu transfer etmek istiyor. Atletico Madrid. Şimdi Gil Vicente de çok iyi bir sezon geçirmiş. Lino 6 milyon euro karşında Atletico Madrid'e transfer olmuş. Yani ne zaman transfer olmuş biliyor musunuz? 6,5 milyon euroya. 1 Temmuz 2022. Şimdi bu bana çok tuhaf geliyor. Gerçekten tuhaf geliyor ama haberin devamını dinleyin. Şimdi Fenerbahçe'nin radarında bulunuyor. Yeni sezonda çubuklu giyme ihtimali halen var. Portekiz basında göre Atletico 20 yaşındaki hücum oyuncusunu kiralık olarak gönderebilir diyor. Hani bu yönde karar alırsa Fenerbahçe teklif göndermeye hazır. 37 resmi maçta 13 gol atmış, 5 go şey 13 gol, 5 asisti var. 3033 dakikada. Ya arkadaşlar etmeyin, eylemeyin. Şimdi sizin gözünüzde Atletico Madrid genç oynatmayan, sadece yaşlılarla oynayan bir takım haline bürünmesin. Şimdi ben burada bizim Ersan'a çok kızıyorum. Ya kim minci? diyor Ali Koç yine çöpleri dolduruyor takıma. Ali Koç bir çöp daha alıyor. Şöyle böyle. Lan bir oyuncuyu izle. Bir bak. Bir futbolcuyu ölç, biç, tart nedir, ne değildir. Hani kağıt üstünde evet tırt. Kağıt üstünde tırt. Kağıt üstünde herkes tırt. Kağıt üstünde herkes tırt. Ama yani bu da cahil yorum ya bence. Bence bu cahil yorumu. Bu başka bir şey değil ya. Gerçekten bu başka bir şey değil. Bu bence net olarak cahil yorum. Ya futbolcu görmeden yorum yapmayın. Neyse uzatmayacağım. Bu arkadaşla ilgili hiçbir şeyimiz yok. Keşke olsaydı. Keşke Madrid'den önce biz alsaydık. Keşke. Hatta 12'ye Rossi'yi satıp 6.5'a bu çocuğu alsaydık. Diyeyim. Hocam Pelkas var. E, öyle demeyin Pelkas için Bologna iddiası da var. Şimdi yapılacak transferler Fenerbahçe'de merak konusu değil mi? Ben asıl gideceklere odaklandım. Bak asıl gideceklere odaklanım. Misal Pelkas. Şimdi Jorge Jesus olayı sıcak. Fenerbahçe'de şu anda herkes Jorge Jesus'a odaklandığı için aslında transfer ikinci planda. Bak dikkat edin Jesus'lu videolar daha fazla izlenirken transferli videolar daha az izleniyor. Ama Jesus açıklandıktan sonra bu sefer transferli videolar daha çok izlenecek. Oradan anlayın. Ve Yunan gazeteci Johnny Giorgio Polos'un haberine göre Pelkas Fenerbahçe'den ayrılmak istiyormuş ve yeni bir macera arıyormuş. O da nereye gidecek diyor. İki sezondur takipte olan bir kulüp var. Bologna. Bologna son iki sezondur Pelkas'ı yakından takip ediyormuş. İşte ne içer, ne yer, nerelere takılır, kimlerle arkadaşlık kuruyor, cuma namazına gidiyor mu, gitmiyor mu, ee, gitmiyorsa cumartesi günü sinagog ya da havraya gidiyor mu, gitmiyorsa cuma, pazar günü kiliseye gidiyor mu, hepsini araştırıyormuş. İşte PES oynarken hangi taktikten oynar, PES mi oynar, FIFA mı oynar, PlayStation 4'ü mü var, para yakayıp eşi aldı mı falan diye. İşin komik tarafı şu, 2020'de PAOK'tan Fenerbahçe'ye geldi. Özellikle Erol Bulut döneminde çok güzel bir performans sergiledi. Bakın ben şunu ısrarla söyleyeyim. Her teknik adamın bir prensi vardır. Mutlaka ve mutlaka bir prensi vardır. Geçtiğimiz günlerde Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz bir arkadaş ne yazmış biliyor musunuz? Şok oldum, şok şok. Diyor ki pelkasa teklif geldiği zaman sen dedin ki diyor asla satılmasın. Pelkasın satılması dahi Fenerbahçe'ye ihanettir, hainliktir dedin diyor. Dedim ki ya Karıştırıyor olabilir misin? Hani ben şunu dedim. 7 milyon euroluk teklif vardı. <laughs> Kulübümüz 12 istedi. 8'e kadar çıktı lan. Yahu 8'e satın. 1,5'e almışsın. 8'e satın. Satmazsanız hainlik edersiniz. Dedim dedim. Yok diyor. Sen öyle bir şey söylemedin. Pelkas 15'ten az etmez. Şöyle böyle. Hatırlayın. Yani elinizi vicdanınıza koyun arkadaşlar. Ben hani Allah'a çok şükür alkol falan kullanmayan bir adamım. Ne bileyim kafam her zaman yerinde olur o yüzden. Kafam yerinde değilse siz hatırlatın. Ya süreç böyle mi oldu arkadaşın anlattığı gibi mi oldu? İkincisi Ozan Tufan olayı. Bak Ozan Tufan olayında da arkadaşım beni şok etti. Ozan Tufan için geçen sene ee, ya takımı hatırlamıyorum ya takımı hatırlamıyorum. Burada bana kızmayın ama 12 milyon euroluk teklif geldi. 12 mi 13 milyon euroluk mu teklif geldi. Resmi teklif. Resmi teklif. Resmi. Yani kayıtlı, kağıtlı resmi teklif. Resmi. Yine İtalya'dan bir takımdı diye hatırlıyorum ama. Ya bunu karıştırıyor olabilirim. Hani. Takım adı önemli değil ama resmi teklif 13 milyon euro. Dedim ki satın Allah'ınızı seviyorsanız satın. Ayağınızın altını öpeyim satın. Bak böyle bir teklif bir daha gelmez. Satın. Yalvarırım satın. 13 milyon euro. Etmeyin, eylemeyin satın. Bu şeyden euro bilmem neyden önce satın. Yok hocam dediler. Euro 2000 bilmem neye gideriz orada kupa kaldırırız. Dedim ki Türkiye o gruptan çıkamaz. Lan galip gelemeyiz dedim. Hatta bir kardeşimiz isim vermeyeyim Tolga. Türkiye en az çeyrek final görür dedi. Ya Tolga gözünü seveyim Türkiye galibiyet görsün ben razıyım dedim. İddiasına da gittik hatta formasına da sonra o forma parasını gönderdi. Ben onu hayır işi falan filan bir şeyler yaptık. Yani normalde Türk milli takımı forması hediye edecekti. Ben onunla başka bir şey yaptım. Helal hoş olsun inşallah insanlara faydamız dokunmuştur. Türkiye sıfır çekti. Uğurcan Çakırlar, işte Ozan Tufanlar kimlerin kimlerin hayali vardı. 20'lere 30'lara satılacak diye. Hop püf. Sonra Ozan Bey Premier Lig'de oynamak istiyor diye Ozan Bey Premier Lig'e yok pahasına kiraladık. Oynama garantisiyle de değil. Direkt kiraladık. Ozan zaten kendisini Vitor Pereira istemiyordu. Şimdi ben de ona kızıyorum. Lan madem Vitor Pereira'yı getireceksin. Hani bir Bielsa falan yalanmış ya. Ben uydurmuşum insanları kandırmışım ya. Baştan beri Pereira ile konuşuluyormuş. Oysa ki Pereira yani 7-8 aydır boştaydı. Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğu da epey boştaydı falan ya. Hiç değilse sorsaydınız. Ozan'ı düşünür müsün katıldı? O da yok dedi. Ya 13 teklif eden takıma derdin ki teklifiniz hala geçerli Adam dedi ki yok biz 13'ten düştük 12'ye. Kar sat. 11 kar sat. 10 kar sat. Bir kiralama bilmem 9 opsiyona gönderdim. Watford kümede kalırsa vereceğiz falan. O da kümede kalmadı. Fenerbahçe şansı buldu. Lan sat. Allah rızası için siz söyleyin. Şimdi Ozan da hiçbir yere gidemiyor. Pelkas'ta bir yere gidemiyor. 5 milyon euro verseler satacağız. Kimse vermiyor. Kimse vermiyor. Fenerbahçe'de 67 maça çıkmış. 13 golü var. 8 asisti var. Ya bu performansa 7-8 az dediniz 20'den aşağı etmez. Alın size 20. Alın ulan size 20. Yani alın size 20. Müstehak. Gerçekten hakikaten müstehak. Son haberimizde Ertuğrul Taşkıran haber bekliyormuş. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de Berke Özer'le yollar ayrıldı. Sözleşme bitti. O da gitti. Bu arada uzun zaman sonra e, hani uzun zaman sonra diyeyim. Gerçekten de Ali Koç'un e, transferle ilgili söylediği bir cümle gerçekleşti. Ali Koç demiş belki yollar ayrılacağız. Hani devam etmeyeceğiz diye. Hakikaten devam etmedi. Şimdi Sinan Bolat ve Ertuğrul Taşkıran. Gündemde iki isim var. Şimdi Kasımpaşa'daki Ertuğrul Taşkıran'ı alırsan altyapından bir oyuncuyu oynatabilirsin. Eğer yabancı kuralı değişmezse ki biliyorsunuz bizde yabancı kuralı hava şartları gibi yani sürekli değiştiği için değişmez ise sana büyük avantaj. Altyapından bir tane oyuncu oynatmak zorundasın. Gerçi o altyapıdan oyuncuyu genç oynatmak zorundasın diye biliyorum. Yani 21 yaşın altında olacak diye biliyorum. Orada Ertuğrul'un çok bir önemi yok. Fakat şöyle bir önem var. Turu senin çocuğun. Getirirsin. En azından kaleciliğini biliyorsun. Fakat Sinan Bolat'la da görüşme var. Yani her iki futbolcuyla da görüşme var. Her iki kaleciyle daha doğrusu. Şimdi Kasımpaşa'dan Turulu getirmek mi kolay? Genk'te sözleşmesi bitecek. Sinan Bolat'ı mı getirmek kolay? Sinan Bolat'ı getirmek daha kolay. Fakat oyuncunun Galatasaray kariyeri hani ee, yaşı performansı. Bu iş Jorge Jesus'a bırakıldı. Ertuğrul en azından 32 yaşında ama hazır kıta bekleyebilen bir kaleci. Hatırlarsınız PES'te bir şey var işte. Ney diye geçiyor. Yedeklik diye bir yetenek var. Onu verirsen oynamadığı zamanlarda da kendini hazır tutuyor. Ertuğrul'da böyle bir özellik var. Sinan Bolat'ta var mı bilmiyorum. Ama şu bir gerçek. Yani iki futbolcu da Fenerbahçe'den teklif almış durumda. Hatta meşhur bir duyumcu demiş ki Sinan Bolat ya Fenerbahçe'ye ya da Westerlo'ya gidecek. Sinan Westerlo'ya gidecekti ama Fenerbahçe'den teklif gelince bekletti diyor. Şimdi arkadaşlar bu aklınıza şunu getirebilir. Ya hocam belki de Sinan Bolat'tan para aldı haberini yapmak için. Olur mu? Olur. Var arkadaşlar böyle böyle haber yaptığına inandığım kişiler var hani ben direkt para aldığını şunu bunu kanıtlayamam ama böyle kişiler var maalesef yani duyuyoruz çevremizden yakın çevremizden maalesef duyuyoruz yani yakın çevremizden ee, zannetmiyorum yani ben zannetmiyorum Haberiniz olsun Ben bunu zannetmiyorum açıkçası. Ee, nasıl olacak, nasıl edecek bilmiyorum, etmiyorum ama şu bir gerçek yani şunu açık yüreklilikle söyleyeyim, şunu gerçekten açık yüreklilikle söyleyeyim, ee, ikisinden biri hayırlı olsun diyebiliriz bence. Ha bir de bana şu soru çok geliyor, ya hocam niye yaşlı kaleci alıyoruz, ne gerek var? Arkadaşlar maliyet düşük. Hazır kıta ve tecrübesinden yararlanacaksın. Yani fiyat performans üçgeninde iyi bir olay. Anlatabiliyor muyum? İyi bir olay. Ee, Emre Mor. Emre Mor'u da çok soruyorlar. İşte Ali Koç görüştü. Etti. İşte Sherlock. Emre Mor. Nasıl olacak bu işler? Ee, diye. Arkadaşlar Emre Mor bizzat Jorge Jesus'un alınabilir raporu verdiği isimlerden birisi. Şimdi bahsettiğin isim, Jorge Jesus dediğin isim medyayla, futbolcularla sert üslupla konuşabilen hani e, otoriter bir adam. Yani ben bunu adam ederim, edebilirim diyen bir adam. Anlatabiliyor muyum? Ben bunu adam edebilirim diyen bir adam. Mesela Balotelli. Ben size bir şey söyleyeyim. Balotelli Fener'e gelsin. Hocam biz onu idare edemeyiz. Sürekli kırmızı yer. Beşiktaş'a gelsin. Hocam sürekli kırmızı yer. Yani Sergen Yalçın istememişti hatırlayın kırmızı yer dediler. Ya dediler Rozier'in dokunulmazlığı var aynı zırhtan ona da giydiririz. Cık. Yok dediler ben buna baş edemem. Onunla baş edemem, bununla edemem, şununla edemem. Sonuç nihai karar. Bu da Fenerbahçe'ye zarar. Değil mi? Sonuç bu. Sonuç maalesef bu. E kim faydalandı? Kime yararı dokundu? Yani bence Adana Demirspor'a. Net bir şekilde söylüyorum. Emre Mor'u da Balotelli'yi de Emre Mor'u da Balotelli'yi de bakın ikisini birden hem Balotelli'yi hem Emre Mor'u Jorge Jesus istiyor alabiliyorsanız en uygun fiyata alın. Ben oynatmak istiyorum diyor. Ben bunlardan faydalanırım diyor. Balotelli için sosyal medyada geçen 5 milyon euroya serbest kalır maddesi sanırım doğru. %100 doğrulatamadım. Ama muhtemelen doğrudur. Çünkü o haberciler, o duyumcu kardeşler bu işten ekmek kazanıyorlar. Yani İlla ki çevreleri oluyordur bu işten. ben bunun %100, yani %100 doğru olduğunu düşünüyorum. Ama 5 milyon euroyu Allah için şu şartlarda hiçbir kulüp, süperlikten hiçbir kulüp kolay kolay vermez. Fenerbahçe vermez açıkçası. Peki hocam nasıl olur? Ya Kullanmadığın bir genci verirsin. Bak Yunus Akgün Adana Demirspor'da kral oldu. Sen de Muhammed Gümüşkaya'yı ver. E, kiralık olarak. Kiralık olarak Muhammed Gümüşkaya'yı ver. Varsa istediğiniz başka biri onu da vereyim de. Haksız mıyım arkadaşlar? Yunus Akgün orada kral oldu ya. Etmeyin eylemeyin. Adam perişan etti. Galatasaray falan çökertti mükertti. Bir şeyler yaptı. Şekilli şükürlü bir şeyler yaptı. Kim maçta da adamın golü var Galatasaray'a karşı. O yüzden başka şeyden halletilebilir. Emre Mur konusunda arkadaşlar bakın şimdi sizin huzurunuzda bir kez daha transfer markıta giriyorum. Bakın transfer markta giriyorum. Kara Gümrük'te kiralık yazıyor halen. Yani resmi bir açıklama yok. 30 Haziran'da bitecek diyor sözleşmesi. 30 Haziran gününe kadar orada Kara Gümrük'te yazar. Ama 1 Temmuz'da sözleşmesi bitiyor yazıyor. Bazı kaynaklar Kara Gümrük o sezon oynanırken bon servisini aldı diyor. Belki de Ali Koç bunu sormaya gelmiştir. Yani bon servisini aldınız mı? Almadınız mı? Demeye gelmiştir belki de. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin. Akibetimiz ve ahiretimiz hayır olsun. Durumlar böyle karışık arkadaşlar. Duyumlar da böyle karışık. Bakalım sonuç nereye varır. Ama şuna eminim. Şu konuda eminim. Fenerbahçe %100 bir Türk yedek kaleci alacak. Ama Sinan Bolat ama Ertuğrul Taşkıran bana kalırsa Ertuğrul Taşkıran daha mantıklı fakat sözleşmesinin sürmesi biraz bizi sıkıntıya sokuyor. Ha belki de belki Özer Kasımpaşa'ya gider diyeceğim ama Kasımpaşa yerine biraz daha Avrupa'yı takımlara bakıyor Berke Özer. O yüzden biraz sıkıntı. Ee, bir de Bandırma Spor ile İstanbul Spor arasında oynanacak birincilik playoff finalini Halil Umut Meler yönetecekmiş. Şimdiden Bandırma Spor cephesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Maç sonrasında yapacakları ağır açıklamalardan dolayı da kendilerini kınamıyorum. Çünkü yaşanacakları şimdiden belirteyim de çok çok geçmiş olsun diyorum. Ee, bu kısımdan aktaracaklarım. Bu kadar arkadaşlar. Bir beğeni çok görmezseniz sevinirim. Kanalımıza abone olup içeriklerden de faydalanabilirsiniz. İlla üyelik almanıza gerek yok. Üyelikle ilgili de küçük bir bilgi vereyim. Ee, Mesela kanala bir sürü üye var arkadaşlar 100, 200, 300, 400 transfer dönemlerinde 500 olabiliyor, 600 olabiliyor. Baktığınız zaman ciddi bir üye sayısı, ciddi bir para görebiliyorsunuz. Kesintiler, mesintiler falan filan yani baya bir kesinti var diyelim kesinti yok ya da var fark etmez. Ortada dolaşan bir para var. Merak etmeyin üye arkadaşlar o paraların nereye harcandığından haberleri var. Hepsi memnun. Yani tek uyanık siz değilsiniz işte milletin parasıyla üyelik alıyor. Ulan ben en azından millete diyorum ki sizin paranız şuraya gitti. Razı mısınız değil misiniz? Ben helallik aldıktan sonra size ne yemek düşer? Değil mi? Yani e, durum bu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Hani dediğim gibi merak ediyorsanız üyeliği 10 TL verip merakınızı giderebilirsiniz. Ha, ben para mara vermem bu tip işlere diyorsanız siz bilirsiniz. Ama boşu boşuna para vermediğiniz, içeriğini bilmediğiniz şeyin günah pointsini almayın bence. Olur mu? Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.